Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye yasa alanında dünyada adından bolca söz ettirdi. Dünyada yasa alanında sayılı ülkelerden olduğunu herkese kanıtlayan Türk savunma sanayi, bu doğrultuda ürettiği sistemlerle ön plana çıktı. Özellikle Bayraktar TB2'ler birçok operasyon ve savaşta kendini defalarca kez kanıtladı. Maliyet etkin özelliğiyle ön plana çıkan Bayraktar TB2'ler ambargolara maruz kaldı. 5 Ekim 2020'de Kanada Dışişleri Bakanı Philip Champagne, savaş sırasında TB2'lerde kanat üretimi sistemlerin kullanılması sebebiyle Türkiye'ye yapılan satışın durdurulduğunu duyurdu. Daha sonrasında Rotax şirketi, motorların sadece sivil kullanıma yönelik olması gerektiğini belirtti ve kullanım belirsiz olan ülkelere ifadelerinde bulunarak Baykar savunmaya motor ve yedek parça satışını durdurdu. Benzer bir tepki, Bayraktar TB2'ye tek yönlü valf ile su tutucu parçalarını sağlayan İngiliz Endear şirketinden geldi. Şirket, 11 Ocak 2021'de Baykar savunmadan gelen tüm siparişleri iptal ettiğini ve tedariğin durdurulduğunu açıkladı. Türkiye bu ambargolara karşı olarak TPD-170 motorunu ve Aselsan Kats elektrooptiğini kullanıyor. Savaş devam ederken Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hibe etmek üzere Litvanya, Norveç, Polonya, Kanada ve Letonya'da halk tarafından çeşitli bağış kampanyaları düzenlendi. Litvanya'da 3 adet Bayraktar TB2'yi hibe etmek için başlatılan kampanyada 3 günde bir TB2'nin fiyatından daha fazla olan para toplandı. Baykar yapılan kampanyalara karşı 3 adet Bayraktar TB2'yi herhangi bir ücret almadan Ukrayna'ya hibe etti ve toplanan paraların Ukrayna'ya bağışlanmasını istedi. Aynı şekilde Polonya'da başlatılan kampanyada da 1 adet Bayraktar TB2 için hedeflenen para toplandı. Baykar yine hiçbir ücret almadan 1 adet Bayraktar TB2'yi Ukrayna'ya hibe ederek toplanan paranın Ukrayna için yardım kuruluşlarına bağışlanmasını istedi. Selçuk Bayraktar, Kanada ambargo koyduğunu açıkladı. Yarın Kanada'nın silahlı insansız hava aracına ihtiyacı olur da biz silahlı insansız hava aracı vermeyecek olursak problem olabilir dedik. Bir yıl sonra Kanada halkı Bayraktar TB2 almak üzere bağış toplamaya başladı. Bu da kaderin cilvesi demişti. SİHA olarak da bilinen silahlı insansız hava aracı, genellikle bomba, füze gibi uçak mühimmatlarını taşıyan ve drone saldırıları için kullanılan bir insansız hava aracı türüdür. Bu araçlar genellikle gerçek zamanlı insan kontrolü altındadırlar ve farklı özellik seviyeleri vardır. Bu tip uçakların yerleşik bir insan pilotu yoktur. Operatör aracı uzaktaki bir terminalden çalıştırdığından bir insan pilot için gerekli ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Bu da insanlı bir uçaktan daha düşük bir ağırlık ve daha küçük bir boyuta neden olur. Birçok ülke operasyonel yerli insansız hava muharebe aracına sahiptir. Daha birçok insansız hava muharebe aracı ithal etmekte veya geliştirme programları devam etmektedir. İnsansız hava aracı, fiziksel olarak içinde insan bulunmayan bir tür uçan araçtır. Bazen helikopter anlamındaki dik uçar sözcüğünün insansız hava aracı anlamında da kullanıldığı görülmektedir. İnsansız hava araçlarının en önemli ve olmazsa olmaz bileşeni, yer tabanlı bir kontroller ve uçak arasındaki bir iletişim sistemidir. İnsansız hava araçları iki sınıfa ayrılırlar. Uzaktan kumanda edilerek uçanlar, kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilenler. Keşif amaçlı üretilen insansız hava araçları günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakımdan basitçe insansız hava araçları birer drondur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri çok geliştirilmiştir. Bunu belirtmemin amacı, insansız hava araçları ile güdümlü füzelerin farklarını ortaya çıkartmaktır. Öncelikle insansız hava araçları tekrar kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan belli bir irtifada uçabilir. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki zamanlı motor yardımıyla uçar. Bunun yanında seyir füzeleri her ne kadar insansız ve uzaktan kumanda ile yönetiliyor olsalar bile insansız hava araçları olarak sınıflandırılmazlar. İnsansız hava aracı kısaltması bazı durumlarda İHAS, yani insansız hava araçları sistemler olarak genişletilmiştir. Amerikan Federal Havacılık Dairesi ise insansız uçuş sistemleri adıyla genel bir sınıf belirlemiştir. Aslında bu sınıf ilk olarak Birleşik Devletler Donanması tarafından sadece uçakları değil, onunla beraber yer sistemleri ve diğer elementleri de yansıtması amacıyla kullanılmıştır. İnsansız teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasının altında gelişen teknolojinin sağladığı imkanla birlikte bazı maliyetli ya da sorumlu kalemleri aşabilmenin getirisi bulunmaktadır. İnsansız uçakların otonomyada bir yer istasyonu aracılığıyla kontrol edilebiliyor olması, insanlı uçakların idamesi için gerekli yaşamsal sistemler ve kokpit için gerekli yer ve mürettebatın getirdiği ağırlık gibi maliyet kalemleri, insanlı uçakların manevra ve operasyon kabiliyetinin insan kabiliyetleriyle sınırlanması, düşman tarafından fark edilme ya da vurulabilme olasılığının düşük olması, insansız hava araçlarını daha tercih edilir kılmaktadır.
Daha da önemlisi, insansız hava araçlarının zayiat maliyetidir. Tüm dünya ordularında yetiştirilmesi en maliyetli personel gruplarından birisi pilotlardır. Bir pilotun yetişmesi çok büyük maliyetlere karşılık gelir. Bu sebeple hava aracı zayiatıyla birlikte yetişmiş personelin zayi olması, ordular için hem maddi hem de kabiliyet olarak büyük kayıptır. İnsansız hava araçları, zayiat maliyetinin düşük olması açısından da orduları cezbetmektedir. İHA'lar tarihte birçok kez düşman hava savunma unsurlarının oyalanmasında, asıl taarruz unsurlarının atış hattına geçebilmesi için yem olarak kullanılmasında çok büyük rol oynamışlardır. İnsansız uçuş sistemleri tanımı, ABD Savunma Bakanlığı tarafından insansız hava araçlarına verilen genel addır. Teknolojinin çok hızlı ilerlemesiyle geliştirilen taşınması ve kullanımı çok kolay olan küçük insansız uçak sistemleri çatışma bölgelerinde çok fazla kullanılmaktadır. Günden güne kapasiteleri artan, İHS'lerin geliştirmesi için ülkeler önde gelen araştırma ve geliştirmeleri sübvanse etmeye devam etmektedir. Her ne kadar şu an keşif, arama ve istihbarat çalışmaları dışında kullanılıyor olsa da hala önemli görevini bunlar teşkil etmektedir. Rollerin içerisinde elektronik saldırı, baskın görevleri, düşman hava savunma yanıltma imha etme, haberleşmeyi bozma ve karıştırma, arama ve kurtarma da eklenmiştir. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk Savunma Sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk Savunma Sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk Savunma Sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.